Öğrenciler bu sene çok hangi hata yapıyor? Bir defa beklenti çok yüksekti bu sene. Çünkü geçen senenin sıralamaları ciddi şekilde bu seneyle farklı. Geçen yıl çok zor bir sınav vardı. En popüler alan sizce ne şu anda? Şu anda... Mesela çok görüyorsunuzdur yazılım, bilgisayar. Allah deli gibi yazıyoruz. Maaşlar yüksek. Hocam popülerlikten uzaklaşan bölümler öğrenciler için bir fırsat mı sıralamalar? Kesinlikle fırsat. Arda kalan, bu birazcık daha kuytuda kalan bölümleri tercih etmek avantaj olabilir. Bu bölümlerin kötü olduğu anlamına da gelmiyor. Aksine buralara yerleşmek bir avantaj. Buralara yerleşip bu avantajı kullanın diyoruz. Haberler.com YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün stüdyomuzda kariyer ve eğitim danışmanı Sayın Muhammet Tosun var. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Size Mame Müdür de diyorlar. Evet, Mame Müdür de diyorlar. Hocam malum tercih dönemindeyiz. Evet. Öğrencilerin belki de endişeli olduğu dönemdir. Kafaları çok karışık, birçok faktör onları etkiliyor. O yüzden onlara sizin gibi isimlerden tavsiyeler verilmesi gerekiyor diye düşünüyoruz. O yüzden buradasınız. Evet, biz de zaten kendimizi mevsimlik işçi gibi hissediyoruz. Her tercih döneminde sürekli konuşuyoruz. Sonra uzun bir tatil bizi bekliyor. Peki hocam bu sene biraz karışık bir dönem. Çok karışık. Barajlar, sıralamalar, puanlar, öğrencilerin kafası bir hali karıştı. Evet. Siz bu sene sınavı nasıl değerlendiriyorsunuz? En sık karşılaştığınız hata ne? Öğrenciler bu sene çok hangi hata yapıyor? Bir defa beklenti çok yüksekti bu sene. Çünkü geçen senenin sıralamaları ciddi şekilde bu seneyle farklı. Geçen yıl çok zor bir sınav vardı. Şimdi öğrenciler bu sene sınavdan çıktılar. Netlerini hesapladılar. Bu netleri sisteme yazdıklarında, böyle puan sıralama hesaplayan sistemlere yazdıklarında çok iyi sıralamalar gördüler. Ama sonuçlar bir geldi, çok kötü. Çok sıralamalar çok aşağıda, puanlar çok yüksek ama karşılığında sıralamalar çok gerilerde geldi. Niye böyleydi? Çünkü 2022 sınavını herkes yaptı. Yani kolay bir sınavdı, daha yapılır bir sınavdı. Böyle olduğu için bir de baraj kalkınca, üzerine barajın kalkmasıyla birlikte böyle ortaya 2.900.000 gibi tercih yapacak aday çıktı. Fakat bu herkesi korkutmasın. Bu 2.900.000 kişinin de hepsi tercih verecek değil. Bu bir gerçeklik bir kere. Ne kadar mantıklı, stratejik bir yol izlerlerse, ne kadar güvenli tercih yaparlarsa yerleşmeleri de o kadar kolay olacak. Biz de zaten bu toz bulutunu, bu dağınıklığı ortadan toplamak için varız. Bu senenin bizim gördüğümüz en büyük hatası puana dikkat ederek adayların tercih sıralamaları yapmaları ve sıralamalara dikkat etmemeleri. 2 yıllık olsun, 4 yıllık olsun hiç fark etmez. Her yerde önce sıralamaya dikkat edecekler. 2021'in hatta bazen 2020'nin bile sıralamalarına bakıp ben acaba buraya yerleşebilir miyim, yerleşemez miyim sorusunu kendilerine öyle soracaklar. Puana bakarlarsa her yere yerleşebilirlermiş gibi oluyor. Pek onun gerçekliği yok. Peki puan türlerine göre yığılmalar nerede oldu? Özellikle eşit ağırlığın içinde ciddi bir sayısal yığılması olur her yıl. Fakat bu geçen yıl mesela çok ön sıralardaydı. Biz bu sene bunun üstüne çok durduk. Aman bakın hukuk tercih edecek olanlar, yönetim bilişim sistemleri tercih edecek olanlar, hatta ön sıralarda iktisat işletme tercih edecek olanlar dikkatli olun. Çünkü yığılmalar geçen sene çok öndeydi. Sayısal yığılmalar eşit ağırlığın içinde. Bu sene çok çok geride oluştu. Her sınavın sonucunda bir yığılma oluşur. Sınav zorsa ön sıralarda. Eşit ağırlıkta sayısal yığılması. Sınav kolaysa arka taraflarda olur. İşte bu sınav kolay olduğu için arka taraflarda oldu ve biz bu yüzden ön taraflara doğru sıralama hareketleri bekliyoruz. Bu ne anlama geliyor? Tercih listesi oluştururken yani neye dikkat edilecek? İşte mümkün olduğunca özellikle eşit ağırlıklar aşağılara düşmeye, kendi sıralamalarının altına düşmeye bakacak. Yani diyelim ki benim sıralamam 100.000 örneklendiriyorum. Normalde geçen sene olsa 120-130 binler, 140 binler listenizde varsa tamam problem yok diyorduk. Ama bu yıl diyorum ki 180 binler, 200 binlere kadar mümkün olduğunca gerideyim. Ne olur ne olmaz bu yılın mottosu güvenli tercih. Güvenli tercih. Peki evet. Hocam bölüm sıralamaları nasıl değişir? Bölüm sıralamaları açıkçası her yılın eğilimine bağlı olarak değişir. Muhtemelen sizin de üniversiteye yerleştiğiniz dönemde popüler bir alan meslek vardı. Şimdi de görüyorsunuz. En popüler alan sizce ne şu anda? Şu anda... Mesela çok görüyorsunuzdur yazılım, bilgisayar. Allah deli gibi yazıyoruz. Maaşlar yüksek. Şey çok hevesli orada. Yurt dışına çalışma. Yani dolarla kazanayım, euroyla kazanayım. Bak o çok güzel. Gerçekten böyle imkanlar da var. Belli bir seviyeden sonra tabii. Şimdi bu yıl mesela bölüm sıralamalarında bilişim temelli alanlarda bilgisayar, yazılım mühendisi, bilgisayar programcılığı, yönetim bilişim sistemleri ilgi çoksa ne olur? Ücretler çıkar ya. Hani ilgi çoksa sıralamalar da öne doğru geliyor. Yani girmek daha da zorlaşıyor. Hatta burada kontenjan artışları olmasına rağmen, ki çok ciddi kontenjan artışı var bilgisayar ve yazılımda, ona rağmen biz ön sıralara doğru bir talep bekliyoruz. Size şöyle örneklendireyim. Önceleri ilk 20.000'in içinde devlette tıp fakültesine çok rahatlıkla öğrenciler yerleşebiliyordu. Ve tercih eğilimlerini de biz genelde hep listeleri ilk 20.000'in içindeyse öğrencinin sıralaması tıp olarak görüyorduk. Bu sene özellikle 10.000 ile 20.000 aralığında mesela çok ciddi bilgisayar yazılım mühendisliği tercihi görüyoruz. Yani öğrenciler birazcık daha, tabii ki tıp yine çok popüler ama önceki yıllara göre birazcık daha oralardan sıyrılıp bilgisayar, yazılım gibi alanlara yöneliyorlar. Bu da işte bilgisayar ve yazılıma girmeyi zorlaştırırken, orada tercih yaparken daha aşağılara düşmeye gerektirirken, onun dışındaki mühendislerde işte mesela mühendisliklerin atası dedesi makine mühendisliğinde, mekatronikte, elektrik, elektronikte, inşaatta, mimarlıkta bu tip alanlarda da gerilemelere, daha rahat girmelere, işte 100.000'deki öğrencinin 85.000'den 90.000'den olan yerlere girmesine neden olacak. Bu yıl biz bu net yığılmaları görüyoruz. Eşit ağırlığa geldiğimizde de hukukta, sınıf öğretmenliğinde çok ciddi bir talep var. Yönetim bilişim sistemleri, yine buradan da yazılımcı çıkılabildiği için çok ciddi talep var. Bunlar öne doğru gelirken diğer alanlarda birazcık daha rahatlama. Mesela psikoloji artık eskisi kadar rağbet görmüyor. Psikolojik danışmanlık ve rehberlik eskisi kadar rağbet görmüyor. Bu da buraya girmek isteyen öğrenciler için bir avantaj. Eskisi kadar rağbet görmemesi oranın kötü bir bölüm, kötü bir alan olduğu anlamına gelmez. Bilgisayar ve yazılım da bundan 10 yıl önce böyle rağbet görmüyordu. Ama şimdi bakın en popüler alanlar. Mesela o yüzden bunlar bir avantajdır. Öğrenciler özellikle tercih yaparken bu algılara kapılıp tercih yapmasınlar. Birisinin bilgisayar yazılım bak çok popüler demesi, işte öbürünün mutlaka öğretmen ol demesi, bunlar çok yanıltıcı olur. Çünkü 4 yıl sonra bakarsanız bu puanlar tamamen değişmiş, sektör de tamamen değişmiş. Böyle durumlar, böyle şeylerle de açıkçası karşılaşıyoruz. Bölüm sıralamalarında bu yıl beklentimiz de bu. Bu yıl belki en büyük avantajı da özellikle TYT'de görebiliriz. Yani 2 yıllık tercihlerde. Çünkü herkes de bir 4 yıllık hevesi oldu baraj olmayınca. Bu yüzden 2 yıllıklar birazcık daha gerileyebilir. Orada tercih aralığını, sıralama aralığını çok geniş tutmakta fayda var. Hocam, popülerlikten uzaklaşan bölümler öğrenciler için bir fırsat mı sıralamalar? Kesinlikle fırsat. Şimdi bölüm seçerken o zaman bunlara mı dikkat etmemiz lazım? Evet, yani bundan 4 yıl önce inşaat mühendisliğine biz en öndeki öğrencileri alırken birden sektörde problemler oldu, evet oldu. Mimarlıkta, inşaat mühendisliğinde şu anda buralara girmek büyük bir avantajdır. Yani eğer öğrenci istiyorsa, eğer ilgisi varsa, yani her mezun olan inşaat mühendisi bir anda kendini işsiz bulacak diye bir şey yok ki. Tabii ki birazcık daha belki sivrilmek gerekiyor, artı şeyler katmak gerekiyor. Burada üniversite tercihi daha öne çıkıyor. Yani üniversite tercih ederken her bölüm, her üniversitede aynı değil. Buna da dikkat etmek gerekiyor ama işte bu arda kalan, bu birazcık daha kuytuda kalan bölümleri tercih etmek avantaj olabilir. Şimdi makine mühendisliği, mekatronik mühendisliği, bunlar endüstri mühendisliği, bunlar çok değerli mühendislikler. Yani bunlar 5 yıl sonra da, 10 yıl sonra da, 20 yıl sonra da bizim hayatımızda olacak, iç içe olacağımız mühendislikler. Ama herkes bilgisayara, yazılıma yönelmişken, herkes hukuka, sınıf öğretmenliğine yönelmişken bunlara bir göz gezdirmek lazım. Mesela sözel puan türünde de öyle. Sizin de alanınız iletişim ve medya alanlarında bu yıl önceki yıllara göre çok büyük bir talep görmüyoruz. Ama bu bir dezavantaj değil ki. Bu bölümlerin kötü olduğu anlamına da gelmiyor. Aksine buralara yerleşmek bir avantaj. Buralara yerleşip bu avantajı kullanın diyoruz. Medya sektörü sizce 5 yıl sonra bitecek mi? Yani. Biz şunu demeye çalıştık hep. Yani evet, belki radyo, televizyon, sinema gibi alanlar yani değişiyor, dönüşüyor. Bakın işte şimdi artık YouTube var, şimdi internet haberciliği var, internet gazeteciliği var. Ama bu bölümlerin mezunları işsiz kalmıyorlar ki. Bu bölümlerin mezunları adapte oluyorlar. Buralara geliyorlar zaten. Ya gördüğünüz gibi şu an bir stüdyodayız, çekim yapıyoruz. Buraya medyacı lazım, iletişimci lazım. Biz de bunu anlatmaya çalışıyoruz özellikle. Yani bak ismine bak, bu bölüm eski, bu bölüm bitti gitti. Kesinlikle böyle bir şey yok. Bu algılara öğrenciler kapılmasın. Hele ki ilgi ve yeteneklerine göre tercih yapıyorlarsa, çok istiyorlarsa, sizin gibi mesela yeteneği varsa bir öğrenci niye medya tercih etmesin? Kendinizi başka bir iş yaparken hayal edebiliyor musunuz? Yani böyle çok anormal bir iş. Ama birinin yönlendirmesiyle onu yapabilirdiniz. Ve hayatımız zehir olurdu. Bu yüzden biz diyoruz ki algılara değil, kendinize kapılın. Peki hocam, bölümler konusunda bence doğru bir tavsiye verdiniz. Bölümleri bir kenara koyacaksak üniversiteyi nasıl seçeceğiz? İşte orası çok önemli, üniversiteyi seçmek. Bizim üniversitelerimizin en büyük problemi ne biliyor musunuz? Sektörden uzak olmaları. Bunu ben söylemiyorum. Bunu sektörün patronları söylüyor. Biz eleman bulamıyoruz ya. Diyoruz ki bu kadar mezun var, nasıl eleman bulamıyorsunuz? İşte üniversite tercih ederken arkadaşlar buna da dikkat etsinler. Evet, yani kampüs önemlidir. Evet, yani sonuçta 4 yıl geçireceksin o kampüste. Önemsiz olur mu? Evet, bunun yanında işte akademik kadro çok önemlidir. Kabul ediyorum. Akademik kadro önemlidir. Fakat artık eğer üniversite seçerken önceliğimiz çıkınca iş bulmaksa, iş hayatında başarılı olmaksa başka şeyleri de öne koymak lazım. İş hayatı bugün ne istiyor? İngilizce istiyor. Bu, bakın benim alanım, ben eğitimciyim. Öğretmenlikte bile, yani en basit öğretmenlikte bile İngilizce bilsin istiyor. Yani öğretmen İngilizce bilsin istiyor. Öğretmenlikte bile böyleyse diğer alanları siz düşünün. Bütün sektörlerde, yani bugün işletme, iktisat mezun olanlarda bile İngilizce her şeyden daha önemli. Bilgisayar bilsin istiyor. Sadece bunlarla kalmasın, artı becerileri olsun istiyor. Yani bana kuru diplomayla gelme. Bunun yanında bir şeyler olsun istiyor. Biz Nişantaşı Üniversitesi'nde sektör ne istiyor deyip bir şeyi sorduk kendimize. Sektör ne istiyorsa üniversitenin eğitim politikasını ona göre dizayn ettik, düzenledik. Niye bunu söylüyorum? Biz diyoruz ki İngilizce çok önemli. Evet, İngilizce çok önemli. O yüzden İngilizce hazırlık var isteyen herkese. Bölüm Türkçe bile olsa isterseniz İngilizce hazırlık isteğe bağlı okuyabiliyorsunuz. Yüksek lisans dedik, lisans eğitimi yeterli değil. Bu arkadaş sektöre girip başarılı olacaksa yüksek lisans yapması lazım. İşte aha dedik, o zaman artı bir yüksek lisansı olsun, hatta İngilizce hazırlık alırsa biz MBA'yi de ücretsiz bir şekilde verelim yani kendisine. Çünkü üniversitenizin aynı zamanda mezunu sizin vizyonunuzdur. Sizin marka değerinizdir. Bunun da farkındayız. Bir de mesela dedik ya, tek diploma yeterli değil. Şimdi siz burada bilmiyorum hiç denk geldiniz mi? İşe alım yaparken bir tek diplomaya mı dikkat edersiniz? Etmezsiniz değil mi? Artı yeteneklerin neler? Ben onu sorarım. İşte alanınla ilgili ne yaptın? Yılda 2 kere sertifika veriyoruz. Alanlarıyla ilgili ve tamamen ücretsiz eğitimler. Yani diploma dışında da eğitimler. Bu bütün üniversiteler için geçerli. Diyorum ki bunları sorun. İş hayatında işinize yarayacak şeyleri sorun üniversiteye. Tamam, iyi, güzel, her şey hoş. Fakat sen bana ne sağlıyorsun? Şu anda yeni mezunların iş bulmadaki en büyük sıkıntısı nedir? Ben size söyleyeyim. Staj. Staj yapmadıkları için işi bilmiyor diye öğrenciyi işe almazlar. Ya bu kabul edilebilir de bir durum. Şimdi ben de patron olsaydım ya iş öğretmeye çalışmak istemezdim. O yüzden işte diyoruz ki mezun olan aday işini bilsin. Yapacağı işi bilsin. Bunun için de üniversitede öğrenciler son dönemde gelip derste, sınavla, onunla bununla uğraşmıyor. Direkt sektör ilişkileri dersimizde hemen direkt sektöre giriyor ve yarım dönem boyunca staj yapıyor. Zorunlu, bunu yapmak zorunda. Mezun olmak istiyorsa bunu yapmak zorunda. Ve bu bizim için her şeyden daha önemli. Bunu diğer üniversitelere de sorun. Hepsine sorun ve üniversite seçerken şimdi yıllardır bir sıralama oluşmuş. Bundan 20 yıl önce bir sıralama oluşmuş. Şimdi bölümü yazıyorsunuz. Üniversiteler böyle alt alta geliyor. Ama üniversiteler organik yapılardır. Kadroları değişir, yatırımları değişir, kampüsleri değişir, çehreleri değişir. Fakat yıllardır o sıralamaya bakıp tercih ettiğimiz için A üniversitesi B üniversitesinin üstünde sıralama olarak, o zaman A üniversitesi daha iyi. Değil efendim. Değil. Gelin bir araştırın. Bir bakın içine. Gerçekten öyle mi? Mezunları ne yapmış? Kadroları nasıl? Yatırımları nasıl? Ben buna çok dikkat etmelerini istiyorum öğrencilerin. Çünkü 20 yıl önce bir yatırım yapmış üniversite. O eser kalmamış 20 yıl önceki halinden ama hala o 20 yıl öncesinin algısıyla tercih ediliyor. Herkesin buna dikkat etmesinde fayda var. O sıralama değil, sizin emin olduğunuz üniversiteyi tercih etmeniz lazım. Bunun için de içine girin. Kendilerine sorun. Hocam peki bu anlattıklarınız çerçevesinde hem bölümler hem sıralama özelinde dikkat etmeleri gerektiğini söylediniz, hem de üniversite tercihi konusunda. Bize kısaca ve kabaca tercih listesi nasıl hazırlanmalı? Evet, tercih listesi en çok istediğiniz bölüm ve üniversiteden en az istediğiniz bölüm ve üniversiteye olacak şekilde 1'den 24'e kadar hazırlanmalı. Araya asla istemediğiniz bir şey girmemeli. İstemediğiniz bir şeyi yazarsanız 24. tercihte olsa çıkar gelir ÖSYM size onu bulur. Bu böyledir yani. Hani ben kendimden örnek vereyim. Dedim ki Ankara'nın ötesine geçmem ve kesinlikle öğretmen okumam. Bana ilk bölümüm Erzincan sınıf öğretmenliği. Ondan sonra Ankara'nın batısına geldim de işte psikolojik danışmanlık ve rehberlik okudum ardından. Yani bu olur yani, çıkar gelir. Hiç beklemediğiniz yerden çıkar gelir. Asla yer almasın. Ve oldukça aralığı geniş tutun. Bu yılın özelinde söylüyorum bunu. Eşit ağırlıklar çok çok gerilere düştün. Sayısallar birazcık daha rahatlar. Ön taraflardan atabilirler. Sözeller de aynı şekilde ve geri sırada olanlar, işte 300-400 binden sonra olanlar da dolmayan bölümlere yönelsinler. Bir bölümün geçen sene dolmamış olması kötü olduğu anlamına gelmez. Geçen sene barajı geçen sayısı çok azdı. Hocam o zaman benim sorularım sona erdi. Biraz da sosyal medyadan gelen sorulara değinelim. Tamam. İlk sorumla başlıyorum. Hocam 320 puan 600 binlerde ATT istiyoruz. Hangi şehirler kesin tutar? Bu işte bu tercih robotu sorusu, kılavuzdaki robotu sorusu. Buna nasıl cevap vereceğim biliyor musunuz? Çok basit. Şimdi öğrencimiz bilgisayar başına girecek. Üniversite tercih-merkezi.com yazacak. Girecek oraya. Orada sıralaması 600 bin. Bu öğrencinin tercih yapmaya 500 binden başlaması lazım. Puanın hiçbir önemi yok. Bakın puana hiç değinmedim. 500 bini yazacak minimum sıralamaya. Seçecek oradan üniversiteleri. Devlet üniversitelerine yerleşmek istiyorsa tam burslu vakıf üniversitelerini de tercih ederim. Hiç bir şey ödemeyeyim diyorsa tercih sıralamasını yapacak böyle. Özellikle 580 bin ile 650 bin arasındaki üniversitelere dikkat edecek, devlet üniversitelerine. Onlara gayet de yerleşir. Ama 600 binde ATT birazcık yüzünü doğuya dönmesi gerekebilir. Onu da söyleyeyim yani ağrıyı göze alması gerekebilir. Peki puanım 270. Fizyoterapi ön lisans yerleşebilir miyim? Puanın hiçbir önemi yok dediğim sıralama gibi çok önemli bir detay yanlış var. Yanlış bir algı var belli oluyor. Evet yani. Evet bak işte yanlış biliyoruz burayı. Tabii puana baktığınızda tam burslusuna bile yetişirsiniz gibi girersiniz gibi oluyor. Fakat olamayabilir. Ücretlisine ya da %50 burslusuna yerleşme ihtimali var. Bu sıralamalarda, bu puanlarda olan arkadaşların vakıf üniversitelerini tercih etmelerinde hiçbir sakınca yok. Ücretler öyle çok zannedildiği gibi yüksek değil. Yani hani şehirler arası otobüs biletleri ücretlerini, uçak bilet ücretlerini gördüyseler senede 3-5 kere şehir dışına çıkmaya denk gelebilir. Mesela yine kanıtlar nitelikte bir soru gelmiş. Puanlar düşecek mi? Valla puanlar yükselecek kesin. Çünkü sıralamaya dikkat ediyoruz. Sıralamalar aşağı yukarı aynı kalacak. Fakat puanlar her yıl oynar. Bu yılda çok çok yukarı çıkacak. Onun garantisini verebilirim. Peki 4 yıllığı zorla ucundan yakalayanlar için 4 yıllık en iyi meslek nedir? 4 yıllık en iyi meslek size en yakın olan meslektir. Mesela çok iyi bölümler var. Sayısalda eşit ağırlıkta kontenjanı geçen yıl dolmamış. Ucundan yakalayanlar buralara yerleşebilirler. Fakat illa 4 yıllık tercih etmek zorunda değiller. Bakın yani tercih etmiş olmak için bir 4 yıllık tercih ediyorsunuz ve size en büyük katkısı kısa dönem askerlik oluyordu. O da bitti zaten artık. Bir anlamı yok yani. Tercih edecekseniz işinize yarayacak, işlevsel, size direkt bir yetenek katacak 2 yıllık bölümleri göz ardı etmeyin. Çok iyi bölümler var orada. Gerçekten çok nitelikli bölümler var. Yani 4 yıl boyunca lise gibi okuyacağınız bölümler de varken 2 yıllıklarda iş öğrenebileceğiniz, kendinizi direkt sektörde görebileceğiniz bir sürü bölüm var. Bence onlara da bir göz gezdirin. Uçak teknolojisi bölümü için okul hangi modülleri veriyor? Evet bu çok önemli. Uçak teknolojisi bölümü mesela biz... Çok muazzam bir havacılık yatırımımız var. Ben herkesin gelip Nişantaşı Üniversitesi'nde havacılık bölümlerini gezmesini istiyorum. Öyle bir kule var. Hava trafik kontrol kulesi var. Müthiş yani görmeniz lazım. Önce bu yatırıma dikkat edin. Ve mesela 2 yıllık bölüm uçak teknolojisi tercih ederken bir bakın o bölümün 4 yıllıkları da var mı? Yani böyle okul havacılığa yatırım yapmış mı? İşte o okulda pilotaj var mı? O okulda uçak bakım onarım var mı? Bir laboratuvarı var mı? Bunlara dikkat edin. Bunlara dikkat ettikten sonra tercihinizi yapın. Matematik bölümü nasıl hocam? Okunur mu? Okunur. Gayet de okunur ama kolay değildir ha matematik. En zor bölümlerden biri. Bu arada ciddi yazılımcı çıkar matematikten. Tabii. Çok ciddi yazılımcı çıkar. Ama mezun olmak kolay değildir. Onu da söyleyeyim. Neden sınıf öğretmenliğinde bu kadar ısrarcısınız? Ben ısrarcı değilim aslında. Herkes ısrarcı sınıf öğretmenliğindeki sıralamaları çok yükseliyor ve sürekli atama şampiyonu oluyor, en başta oluyor. Biliyorsunuz öğretmen atamaları hep Türkiye'de soru işareti ama en rahat atanan alanların başında geliyor sınıf öğretmenliği. Bu yüzden şimdi hukuktan sonra sınıf öğretmenliği geliyor doğal olarak. Bu da boş bir algı değil. Kontenjanı az, ataması yüksek olduğu için diye cevap vereyim. Evet bir arkadaşımız direkt sıralamasını ve puanını yazmış. Sağlık mezunuyum. Puan 234. Sıralama 1.859.946. Bir yer gelir mi? 1.800.000 sıralama. Bir yerler gelir ama vakıf tercih ederseniz yani işte %50 ücretli vesaire tercih ederseniz illaki bir yerler gelir. Ama devlette o sıralara işiniz zor. Şu olur eğer alanınız dışı tercih yapacaksanız sağlık dışında tabii ki bir yerler bulursunuz. İllaki bir yerler bulunur. 2 milyonun üstüne de illaki bir yerler bulunur. Peki illa girmeli mi yoksa bir sene daha hazırlanmalı mı? İşte ona diyorum. İllaki bir yerler bulunur diye tercih yapmak çok doğru değil. Yani hani yerleşmiş olmak için yerleşmek doğru değil. Her yıl o yüzden üniversite sınavına binlerce üniversite öğrencisi ya da üniversite mezunu gidiyor. Çünkü pişman yaptığı tercih. Pişman olacağınız tercihi yapmayın. Ben 11. sınıfa geçtim ve askeri okumak istiyorum. Neler yapmalıyım ve hangi üniversiteye gitmeliyim? Şimdi aslında askeri sınavlar aynı, Milli Savunma Bakanlığı'nın sınavları ayrı, ona göre hazırlanması lazım ama ilk bölümle yani TYT ile aşağı yukarı ortak bir müfredatı var. Bunun üzerine hazırlık yapmaya şimdi 11. sınıftan başlayacak. Ondan sonra Milli Savunma Bakanlığı'nın sınavlarına girecek ve ondan sonra tercihlerini yapıp mülakata girecek. Orada mülakat detayı da var. Yani Milli Savunma Bakanlığı'na öyle yazdım girdim yok. Mülakata gireceksiniz. Önce mülakata. Tabii. Peki iç mimarlık mı diyetisyenlik mi? Bu çok zor bir soru. Tabii ki öğrencinin ilgi yeteneğini biz önemli burada ön planda tutuyoruz. İç mimarlıkla diyetisyenlik arasında kalınmaz normal şartlarda. Biri aklına sokmuştur muhtemelen yani. Evet, harika alan. İç mimarlık mı mimarlık mı desen, iç mimarlık mı inşaat mühendisi mi desen anlayabilirim arada kalmayı. Fakat bu ikisi arasında kalmak çok mantıklı değil. Hangisini kendisi daha çok istiyorsa ben ona yönelmesi taraftarıyım. Hocam 350.000'deyim. Önerebileceğiniz bölüm var mı? Önerebileceğim bölüm çok yanlış bir soru. Bunu kimseye sormayın lütfen. Benim önereceğim bölüm benim için iyi bölümdür. Senin için bambaşka bir bölüm daha doğru olabilir. Ben bir önceki arkadaş da böyle sormuş olabilir. Aynen öyle ama şöyle düşün. Mesela size birisi sorsa işinizi seviyorsunuz değil mi? Medya önerirsiniz. Bana birisi sorsa ben de eğitim öneririm. Yani işimiz çünkü bu. Bu da şeyi merak ediyor hocam. Hangisine işsiz kalmam, hangisine çok para kazanırım? Abi böyle bir şey yok işte ama. Yani hani sevmek, hayal kurmak falan değil yani bu da. Keşke öyle bir şey olsa ama böyle bir şey yok. Bunu kabul etmek gerekiyor. Artık bir diplomanın direkt iş sahibi olduğu bir alan yok ve buna 5 yıl 6 yıl sonraki tıpta dahil. Bakın en çok tercih edilen o. Diplomam bu, buyurun işte eskiden var mı? Eczacılık falan biliyorsunuz diplomaya sardınız. Diploma çalışıldı, siz dükkana gitmeyin ama artık onlar bitti. Bu yüzden diyoruz ki kendinizi geliştireceğiniz bir alan ve iyi üniversite seçin. Peki hocam diğer soruya geçeyim. PDR ve psikoloji hakkında düşünceniz nedir? Vallahi benim güzel bölümlerim ama şunu söylüyorum. PDR'de de psikolojide. PDR'nin şöyle bir avantajı var. Uygulama öğrenerek yani terapi yaparak, danışma yaparak mezun oluyorsunuz. Terapi demeyelim de danışma yaparak mezun oluyorsunuz. Direkt sahaya inebiliyorsunuz ya da rehber öğretmen olup milli eğitimde çalışabiliyorsunuz. Böyle bir avantajı var. Psikolojide daha derin psikoloji öğrenirsiniz. Daha yoğun psikoloji öğrenirsiniz ama üzerine mutlaka yüksek lisans ve artı eğitimleri yapmanız lazım. Ciddi bir yatırım demektir bu da. Yani hani buraya girdiğinizde öyle 4 yılın sonunda para kazanmak eğer devlet memuru olamıyorsanız kolay değildir. Çok zordur. Artı yatırımlar yapmak lazım. 7 yılı belki 8 yılı birazcık gözden çıkartmak lazım. Bunu göze alıyorlarsa iyi bir psikolog olmak için tercih edilebilir. Ama ben hemen mezun olayım para kazanayım diyorlarsa biraz daha göz gezdirmelerinde ya da PDR'yi psikolojinin önüne koymalarında fayda var. Tamamdır. Sözel 30.000 ile tarih bölümü yazmak için Ankara'da hangi üniversite sıralaması yapılabilir? Evet, bütün üniversiteleri yazacak zaten. O sırada hani böyle çok seçme şansı yok da Ankara ile başlasın. Ankara Üniversitesi ile dil, tarih, coğrafya yani orada. Araya başka bir il sıkıştırsın mı? Başka bir il sıkıştırsın o tarih bölümü için. Bence Eskişehir'i falan da bir gözden geçirsin. Hızlı tren git gel kolay. Peki erkek bir öğrenci olarak hemşirelik yazılmalı mı? Yaz. 30 yaş ve sonrasını düşünürsek meslek bulma zorluğu. Korkma. Hiçbir şey yok. 30 yaş üstünde hemşire yok. Gidin yani 40 yaşında 50 yaşında mesleğinde o kadar çok seven hemşire var ki. Bir arkadaşımın annesi var. Yani o kadar seviyor ki mesleğini. Ben iğneden bile korkmuyorum ya, onu gördüğümde. Erkekler için de geçerli bu. Eğer uzak hissetmiyorsa sen erkeksin yazma diyenlere bakma. Sen kendini uzak hissetmiyorsan bu işe hiç anormal bir durum yok. Gayet de yaparsın. Sosyal hizmet hakkında ne düşünüyorsunuz? Psikolojiye geçiş mümkün mü? Psikolojiye geçiş mümkün. Mesela biz üniversitemizde çift anadal yaptırıyoruz ücretsiz. Sosyal hizmete gelip psikolojiye çift anadal yapabiliyor öğrenci. Böyle bir şansı var. Eğer psikolojiye puanı yetmiyorsa sosyoloji, sosyal hizmet gelip Nişantaşı Üniversitesi'nde tercih edip şans da devlet üniversitelerinden daha yüksek olur. Çünkü kontenjanlarımız çok yüksek değil. Yani sosyal hizmette, sosyolojide öyle devlet üniversitelerindeki gibi işte 100 kişilik kontenjanlar yok. Öyle olduğu için şans daha yüksek. Geçiş yapma şansı var ama olmasa bile sosyal hizmet uzmanına dünyanın çok ihtiyacı var. Sadece ülkenin değil, bu mülteci meselesinde bile devletin mülteciyle muhatap ettiği kişi sosyal hizmet uzmanıdır. Misal örneklendiriyorum. Ben gelecekte daha çok ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Özel sektöründe ihtiyacı var. Devlet ataması da var. Tercih edilir. Tamam. TYT 1.4 milyon sıralaması olup maşallah, açıkta kalmak istemiyorum kişisi sizce bölümü mü şehrime mi bakmalı? Bölüme mi şehre mi bakmalı? Önce bölüme sonra şehre, ikisi birlikte. Yani hani aman ben şu şehirde kalayım diye de hiç istemediğiniz bir yer tercih etmeyin. Mutlaka bölüme de şehre de bakın, dolmayan yerlere de yazın. Yeni açılan Boğaziçi Hukuk Fakültesi derece öğrencileri için mantıklı bir tercih mi? Gayet mantıklı bir tercih. Yani evet çok tartışılıyor ediliyor filan ama siz de görüyorsunuz haberini de yapmışsınızdır muhtemelen. Fakat orası Boğaziçi. Yani orası Boğaziçi ve hukuk da eşit ağırlığın en çok tercih edilen bölümlerinden biri. Ben ilk 2000'de falan kapatacağını düşünüyorum maksimum. Yani ilk 1000'de kapatırsa da şaşırmam da 2000-3000 yeni açıldığı için oralarda kapatabilir. Tercihlerde sıralama, başarı sıralamanın çok aşağısında açık öğretimde bir bölüm için ne yapmalıyım? Evet, yani tercih edebilirsin. Eğer istiyorsan açık öğretimde bir avantajdır, bir seçimdir şu anda. Sadece açık öğretim değil, uzaktan öğretimler de var. Yani bu birçok üniversitede var artık. Çalışıyorsun, gidip gelme şansın yok diyelim. Açık öğretim tercih edebilirsin diploma için. Gayet de mantıklı. Evet, şu dakikaya kadar izleyenlerin bence cevabını anladığı bir soru geliyor. Puana göre mi tercih yapmalı yoksa sıralamaya göre mi? Yani aman ha, sakın puan kim derse desin, babanız dese inanmayın diyorum yani. O kadar puan değil yani sıralama. 59.600 ile İngilizce sıralama ile devleti mi, vakıf mı, İngiliz dili ve edebiyat mı, mütercim tercümanlık mı? Evet, vakıf mı, devlet mi, İngiliz dili mi? O sıralamada zaten çok devlet şansı yok yani, kendi yüzünü doğuya dönecek ki çok doğuya dönecek bu arada, bayağı eksi 20-30 derecelere kadar doğuya dönmesi lazım ki devlet olsun. Ben vakıf tercih ederim buradaysa eğer, İstanbul ve çevresindeyse ya da böyle bir imkanı da varsa değerlendirsin. Vakıf üniversitelerinde dil bölümleri gerçekten iyi fakat İngiliz dili mi, mütercim tercümanlık mı? Burada seçim. Kendisini tercüman olmak istiyorsa tabii ki mütercim tercümanlık. Ama ben yarın öbür gün öğretmen olurum diye düşünüyorsa mütercimde de var ama belki mütercimden formasyonda sorun yaşama ihtimaline karşın İngiliz dili edebiyatında sorun yaşamaz. Ben olsaydım tercümanlık tercih ederdim. Ben yıllardır özenirim. O futbolcuları çeviriyorlardı. Çok özenirim o yüzden. Peki sizce medeniyet hukuk mu, Anadolu hukuk mu? Önce yazılmalı. Anadolu hukuk. Tamam. Hocam sorumuz bitmiş. Evet, çok şükür. Çoğunu ne güzel. Birkaç tane eleme yaptık ama onlar da zaten çok benzer olduğu için. Evet, evet. Ama karşılaştığımız şey şu, puanlı sıralama mı sorusu çok akıllara düşmüş. Belki de en büyük endişeleri budur. Sizden hocam son olarak, soruları da gördünüz, insanların yaptığı hataları da gördünüz. Size gelen sorulardan da anlamışsınızdır. Evet. Bunların özelinde, çerçevesinde öğrencilere son kez söylemek istediklerinizi, tavsiyelerinizi. Evet. Değerli arkadaşlar, bakın. Puanlarınız, sıralamalarınız sizin geleceğinizi, hayat kalitenizi belirlemeyecek. Sizin seçimleriniz, tercihleriniz hayat kalitenizi belirleyecek. Herkesin tercih ettiği bir alanda siz daha yetenekliyseniz çok daha öne çıkarsınız. Bu yüzden algılara değil, kendi gerçekliğinize göre tercih yapın. Ben eminim ki çok başarılı olacaksınız. Bu puanlar, sıralar, onlar bunlar bir yıl sonra, tam önümüzdeki sene bugün unutacağınız şeyler olacak ama yaptığınız tercihler bir ömür sizinle gelecek. Evet, kariyer ve tercih danışmanı Sayın Muhammet Tosun hocam bizimleydi. Namı diğer MAME Müdür. Bir sonraki yayınımızda tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.